bu bıyığımızı çıkartıyorum. Daha önceki ameliyatınız ne kadar oldu yapılalı? Hocam tam bilmiyorum ama 7-8 sene oldu yani. 7-8 yıl önce olmuştunuz. Evet. Nerede olmuştunuz? Almanya'da. Peki neydi şikayetiniz ve ne oldu? Benim yani bu 17 sene önce fibromiyalgi diye bende rahatsızlık başladı. O günden beri süre gelen nefes alma problemim vardı. Evet. Doktor işte şey demişti, burun etleri var diye. Onları önce lazerle yaptılar, denediler. İyileşmeyince ameliyat ettiler. Yani ama ameliyattan 6 ay, 1 sene sonra tekrarladı. Yani geçici değildi. Sonra? Sonra yani senelerdir nefes alamıyorum. Öyle uyuyorum, ağzım açık uyuyorum. Yani bu da tabii ağrılarımı daha çok tetikliyor. Kısa kısa nefes almak, ağızdan almak sürekli. Ağrılarınızı artırıyordu. Evet. Horlama oluyor muydu pek abi? Horlama yoktu. Dişlerimi sıkmaya başlamıştım. O derece yani. Evet. Sonra efendim? Sonra işte ağrılar çoğaldıkça, problemler, şikayetler çoğaldıkça yani siz aklıma geldiniz. Hep reklamlarınızı da izliyoruz. Almanya'da sürekli. Yani bir deneyeyim dedim. Belki benim şifam oradadır dedim. Sizdedir dedim. Evet. Onun için geldim hocam. Gayet güzel. Muazzam duruyor. Gerçekten orası. Olağanüstü güzel duruyor. Böyle fındık gibi bir burnunuz oldu. Ay inşallah. Gerçekten mi? Gerçekten. Birazdan eşinizi de göstereceğiz. Evet. Eşiniz sizi severken artık güzel burnunuza daha çok sevecek. İnşallah. Okay. Nefes almamız nasıl peki şimdi? Şimdi şu anda şiş olmanıza rağmen bile nasılsınız? Yani şu an pek fazla bir şey hissedemiyorum hocam ama iyidir herhalde. Şimdi bakın şunu da alıyorum. Şimdi nefes alın. Aa. Hemen açıldı. Fark ettiniz değil mi? Evet. Bakın içeride herhangi bir şekilde nefes almanızı engelleyecek hiçbir yapı söz konusu değil şu anda. Bakın nefes alın. Resmen soba borusu gibidir. Tahmin ediyorum. Hissediyorsunuz değil mi efendim? Evet, 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 aynen. Çok güzel. Başka bir şey kalmadı. Şimdi bitti üzerine, mi şimdi? Tabii, bu kadar. Bu kadar, aynen. Korkuyordunuz değil mi? Evet, tampon çıktı yani. Her şey tamam. Süper ya, gerçekten. Hiç böyle beklemiyordunuz. Evet, ben yani sabahtan beri strese girdim. Kendi kendimi korkuttum böyle. Titremeler başladı korkudan. Evet. Yani benimle diyordu ameliyata girdin o kadar korkmadın. Bu ne korku bu kadar? Evet.